Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümler programında daha beraberiz. İnşallah söylerken hata yapmadım. Gereğince yavaş söyledim. Efendim, bu programda bildiğiniz üzere gündemden bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metinle bağlamaya çalışıyoruz. Veya şöyle söyleyelim. Gündemi bahane ederek, gündemin bir maddesini bahane ederek, onun ilgisini kullanarak Risale-i Nur'dan bir metni daha iyi anlamaya gayret ediyoruz. Bugün de öyle yapmaya çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Bugünkü gündem maddemiz ne peki? Bugün bir kardeş kavgasını konuşacağız. Cübbeli Ahmet Hoca ile Serdar Tuncer Bey'in arasında geçen tartışmayı ele alıp o tartışmayı Risale-i Nur'dan bir metinle bağlamaya gayret edeceğiz. Peki tartışmanın mahiyetini bilmeyenler için Serdar Tuncer Bey'in hayırlı hizmetleri de olan May Mecra isminde bir YouTube kanalı var. Çok da abonesi var, takipçisi var. Şimdi o kanalda bazen bizim mahalleye yakışmayan diyelim konuklar da oluyor. Bunların içinde bazıları hatta tehlikeli şeyler de söylüyorlar. Mesela ehli bidâ olanlar da bazen oraya konuk oluyor. Oradaki konukluktan dolayı bizim mahallede bazı endişeler var. Bunlar anlaşılabilir endişeler. Diyorlar ki mesela sen böyle konukları alırsan avamınlar sanar ki bunlar makbul adamlar. Bunların sözlerinde bir sıkıntı yok, beyanlarında bir sıkıntı yok. Biz bunları rahatlıkla dinleyebiliriz, sözlerini, beyanlarını kabul edebiliriz. O zaman da ehli bidâ veya ehli küfür bizim arkamıza dolaşmış oluyor. Yani sen bizden adam kaybedilmesine, bizdeki adamların kafalarının karışmasına sebep oluyorsun diye Serdar Tuncer'e evveli de olan bir eleştiri var. Ancak Serdar Tuncer Bey de burada işte ilgi çekebilmeyi, belki toplumun rağbetini kanalına kazandırabilmeyi, o arada da verebilirse iyi mesajlar vermeye çalışıyor. Bu noktada onun endişeleri de anlaşılabilir şeyler. Ha elbette orada korunması gereken çizgiler var, geçilmeyecek şeyler var ama onun da gayesini anlıyoruz. O noktada onu hamiyetsizlikle suçlamıyoruz. Ben böyle bir şey yapmıyorum kesinlikle. Bu programı çekme amacım da bu değil. Öyle düşünenler de bence şu an eldeki verilerle ifrat ediyorlar. Yani bu bir nasıl diyelim? Hani hadis-i şerifte var ya münafıklığın alametlerinden birisi husumet edince o husumette ifrat etmek. Bize düşen ne demek oluyor böylece? Biz müminsek husumetimizde, düşmanlığımızda, tartışmamızda ifrat etmeyeceğiz, aşırıya gitmeyeceğiz. Serdar Tuncer Bey'e karşı da aşırı gitmek doğru değil. Ben kendisini ehli hamiyet biliyorum. Bizim mahallenin adamı, yerli milli bir adam olarak görüyorum. Hakeza söylemleri de hep bu şekilde. Ya hepimizin hataları var, onun da olmuştur. Uyarılması lazım elbette. Yani hepimiz birbirimizi uyarmamız lazım. Bana da mesela bu kanaldan dolayı, yaptığım şeylerden dolayı uyarı her zaman geliyor. Bazılarını görüyorsunuz belki, bazılarını görmüyorsunuz. Ama orada şöyle bir durum var. Onun da kabul etmesi lazım. Mesela Cübbeli Ahmet Hoca'nın eleştirisi haklı bir eleştiri. Yani o bahsedilen kadın, onun YouTube'da gezen videoları var. Ben de izledim bazılarını. Hakikaten sorunlu. Yani akaid-i imaniyeye pek uymayan, ehl-i sünnet itikadına uymayan şeyler söylemiş. O videolarda bunlar anlaşılıyor, seziliyor. Elbette böyle birisini o kanala, May Mecra gibi bir şeye sokmamak lazım. Sokarsanız onun yanlış tanınmasına, avam-ı nas'ın onlar hakkındaki hükmü karıştırmasına sebep olursunuz. Reklamını yapmış olursunuz. Size güvenenler ona emniyet etmiş olurlar. İşte bugün okuyacağımız metin de aslında biraz bununla ilgili. Çok kısa bir metin. İsterseniz hemen okuyayım, sonra üstüne konuşalım. Mektubatın 28. mektubu, 7. risale olan 7. meselesi. Tekrar söylüyorum, Mektubat'ın 28. mektubu, 7. risale olan 7. meselesi. Onun içinde de 7. sebebin hemen başı, bizim konuşacağımız metin. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki burada, 7. sebep. Nevi insanın, yani insan türünün %80'i ehli tahkik, yani bir şeyi tahkik edip doğrusunu yanlışını anlayabilecek kadar yüksek seviyede. Dikkatli, ilimli vesaire diyelim. Nevi insanın %80'i ehli tahkik değildir ki, bak değilmiş, değildir ki hakikate nüfuz etsin. Doğru ne yanlış ne buna nüfuz edebilsin yani.
ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. 1. Önce sosyolojimizi tanıyalım. Evet, bizim Müslüman bir sosyolojimiz var. Bunlar hayırlı insanlar ekserce. Ancak bu insanların %80'i doğruyu yanlışı, belki kendi mesleklerinde bunu yapabilirler. Mesela elektrikçi kendi mesleğiyle ilgili, doktor kendi mesleğiyle ilgili, atıyorum kimyacı kendi mesleğiyle ilgili doğruyu yanlışı ayırabilirler. Ama dini alanda, hakikat alanında doğruyu yanlışı ayırmak ancak o mevzunun ihtisasını yapanlar ve kendisini o konuda geliştirenlere has bir özellik. Geri kalan ne yapıyor peki? Geri kalan da şimdi ne yaptığı söylenecek bize. Belki surete, hüsnü zanna binaen, surete, görünüşe ve hüsnü zanna binaen, iyi düşünce, hüsnü zan, iyi düşünce. Makbul ve mutemet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Hani derler, avamın imanı müftünün imanıdır. Yani oradaki müftü, oranın dini yetkilisi, dini büyüğü, ne itikad üzerindeyse avam da ona taklit eder. Her meseleyi anlayamayabilir. Ama ona sorarlar, onun verdiği cevap üzere de amel ederler. İşte burada da o söyleniyor. Surete bakar avam, hüsnü zan eder. Yani adama bakar, iyi düşünür. Eğer ahlakı da güzel gözüküyorsa dışarıdan, işte bizim mümince duruşumuza sahipse, tesettürlüyse mesela o hanım gibi veya sakallıysa veya işte başka özellikleri Müslümana benziyorsa, ağzında ayet var, hadis var, itimat eder. Makbul ve muhtemet insanlardan işittikleri mesaili, meseleleri takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür. Bak, hakikat kuvvetli ama adam zayıf. Temsil yeteneği az. Belki hitabeti yok, sesi güçlü değil, karizması yok vesaire. Adamın dilinden çıkan hakikat de olsa kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür. Ve kıymetsiz bir meseleyi, kıymetsiz, belki zararlı, belki yanlış bir meseleyi kıymettar bir adamın elinde görse kıymettar telakki eder. Adamına göre muamele. Filanca böyle demişse, onun da bir şeyi varsa, isminin önünde işte prof'dır falan varsa, bu koskoca profesör ya, belki söylediği saçmalık ama koskoca profesör söylüyor ya, yalan olabilir mi der mesela. Gibi gibi. Avam-ı Nas'ın özelliği buymuş. Burada bir paragraf bunu anlattı. Şimdi dönelim meselemize. Serdar Tuncer Bey'in konuk ettiği insan elbette onun kefaletine sahip olmaya hak kazanmayabilir. O da böyle söylüyor zaten. Hani ben herkese kefil değilim diyor, buraya çıkardığım herkese. Olamaz da. Ancak mecranın, yani may mecranın sahip olduğu hüsnü zandan o kişi de hissedar olur. Bunun ben başka örneklerini de gördüm. Sadece Serdar Tuncer Bey'in sorunu değil bu mesela. Vaktiyle bir yayın evi de modernist, ehli bidâ insanların kitaplarını basıyordu. Ehli sünnet bir yayın eviydi ama yani bir kapılmışlıkla bunu yapıyordu. Sonra o yayın evi de kalmadı ama yani o yüzden belki çoğu insan o adamlara hüsnü zan etti. Yani o modernist, o Kur'aniyyun mesleğindeki, bize Kur'an yeter mesleğindeki o adamlar, gerçi onlar da başta kendilerini o kadar çaktırmıyorlardı ama onların kitapları o yayın evinden basıldı. Ehl-i sünnet okurlar da itimat ettiler. Ya böyle bir yayın evinden bu adamların kitabı çıkıyorsa bu adamlar fena kişiler değildir diye düşündüler. Halbuki bu bir yanlıştı. Daha sonra o adamlar kendilerini fahş ettiler. Yani hem de yayın evinin imajı çok kirlenmiş oldu. Okurlardan çok tepki geldi o yayın evinde. Ben de hatırlıyorum yani. Şimdi gelelim bu noktaya. May mecrada birisi çıktı. Bu kişinin itikadi sorunları da var. Bayağı ehli sünnete muarız birisi diyelim. Bu kişiye hüsnü zan edenlerin sorumluluğu may mecraya yazar. Yani bundan kaçamayız. Madem ki böyle bir sorumluluk aldık, ümmete böyle bir hizmet yapmaya gönül verdik, o zaman orada çıkan, giden, kalan herkesten bir şeyimiz var. Hani illa her boyutuyla ona kefil olmayalım ama bu kadar açık muarız olanı da almayalım sinemize. En azından bu kimmiş, neler söylüyormuş diye sağdan soldan bilenlerden sormaya çalışalım. O da olmadı. Birisi olaydan sonra, biz yayınladıktan sonra diyelim, dedi ki ya bu yanlış bir iş yaptın sen falan diye. Ona da tepkimizde ölçülü olalım. Diyelim ki evet, bir hata yaptık. Bu kişi uygun bir kişi değilmiş. Kaldırıyoruz diyelim.
O noktada ben diyorum yine, ben Cübbeli Ahmet Hoca'yı haklı buluyorum. Onun reddiyelerini de isabetli buluyorum. Şimdiye kadar boşa mermi attığını düşünmüyorum. Bir tek Ebu Bekir Sivil Hoca konusunda, hadis meselesinde ikisinin arasında çıkan bir reddiyeler vardı, karşılıklı reddiyeler. Onlar da ben Ebu Bekir Sivil Hoca'yı haklı buluyorum. Yani Ebu Bekir Sivil Hoca orada daha istikametli duruyor bence, benim imanımca. Ama onun dışında modernistlere, ehli bidaya attığı her okun isabet ettiğini düşünüyorum. Bunun şununla da bir ilgisi var. Çok takipçisi var, çok etkisi var. O bir reddiye yaptığı zaman onun çok sesi geliyor. Diğer hocalarımız da mesela, Allah hepsinden razı olsun, mesai sarf ediyorlar. Bu ehli bidaya karşı insanları uyandırmaya çalışıyorlar. Ama onların bu kadar şeyi yok, rağbeti yok veya seslerine bu kadar yankı yok. Destek olan da yok zaten. Garibanlar her birisi. Tek başına kendi gayretleriyle, Allah eksikliklerini göstermesin, bu işi omuz veriyorlar. Ne devlet desteği var, ne vakıf desteği var. Çoğunun arkasında vakıf desteği bile yok. Bir mesai sarf ediyorlar bu işi. Böyle olunca Cübbeli Ahmet Hoca'nın sesi iyi tesir ediyor. Etkisi çok oluyor. Onu bağlayıp taşları, yani şöyle yapmamak lazım. Onu bağlayıp itleri salmamak lazım. Ben bunu da görüyorum. Mesela Cübbeli Ahmet Hoca'yı konuşunca hemen susturmaya çalışıyorlar. Ya halbuki karşısındaki ehli bir dayı susturamıyorsun ki sen. Onu reddiye yaptığı ve o reddiyeyi hak eden adam konuşmaya devam ediyor. Cübbeli Ahmet Hoca niye sussun? Yani burada ikisini birden susturabiliyorsan bir derece anlarım seni. Ama öbür tarafa zaten bir tesirin yok. Hatta öbür tarafa gelince şey diyorsunuz genellikle. İşte düşünce özgürlüğü, o da düşündüğünü söylesin falan. Bu tarafta niye düşünce özgürlüğü yok? Şuna da mesela çok takılıyorum. O adam ne gelirse diline söylüyor, istediği üslupta. Ama bu tarafta ne sünnet bir hoca reddiye yaptın mı, ya şundaki üsluba bak falan. Hemen mevzuyu üsluba çekmeler falan. Bence bunlar da maksatlı. Her neyse, konuyu dallandırmayayım. İki şeyi doğru, iki şeyi yanlış görüyorum. Öyle söyleyeyim. Bir, Serdar Tuncer'in böyle konukları çok sınamadan, kim olduklarını bilmeden almasını doğru bulmuyorum. Çünkü May Mecra'nın misyonunun bizim mahalleden bir ses olması, zaten onu ifade ederek varlığa çıkması, ona bir sorumluluk yükler. Bundan kaçamayacağını düşünüyorum bu aşamada. Ama şunu da yanlış görüyorum. Serdar Tuncer Bey, ben hamiyetli birisi olarak görüyorum, öyle biliyorum. Samimi birisi olarak görüyorum, öyle biliyorum. Ona da aşırı saldırmamak lazım, itmemek lazım, tutmaya bakmak lazım. Adamı hepten böyle kendi mahallesine kahrettirip, kendi dinine, imanına kahrettirip, öteki tarafa gidecek kadar, inşallah öyle bir şey olmaz da ona, hani o kadar da şey yapmamak lazım, saldırmamak lazım. Yani yapmış bir hata, dönemiyor ama dönmesine yardım etmek lazım. İtmemek lazım, çekmek lazım diye düşünüyorum. Yok işte Müslümanları bozmak için şöyleymiş, ajanmış, bilmem şuymuş, buymuş. Bunlar çok ifrat ifadeler. Allah bizi öyle şeyler söylemekten korusun. Doğru bulduklarım ne der? Cübbeli Ahmet Hoca'nın reddiyesini doğru buluyorum. Yani bence yapılması gerekiyordu o reddiye. O reddiye de belki, hani o ifade kullanmasa, bu cümleyi kullansa, o onun tarzı. Öyle yapıyor o da. Şunu da doğru buluyorum. Reddiyeden sonra Cübbeli Ahmet Hoca'ya destek veren insanlar da yanlış yapmıyorlar. Mesela Serdar Tuncer Bey'in tweetlerinden sonra onun altına bir sürü yorum yazılmıştı. Onlar da yanlış değildi. Niye? Çünkü adam, ya bu bir şey yani, artık cangırtlağımıza geldi. Bu mevzular o kadar çoğaldı ki. Bakın Yaşar Nuri Öztürk falan zamanlarında az bir kitleydi bunlar. Ama bugün sayıları belki binleri, on binleri aştı. Yarın demek ki bunlar başımıza bayağı şey olacaklar yani. Tebelleş olacaklar. O zaman biraz dikkatli olmak, alan açmamak, zaten bertaraf edemiyoruz. Bari yeni alanlar açmamak bizim mesuliyetimizdir diye düşünüyorum. Metni bir daha okuyayım. Hassasiyetimiz iyice anlaşılsın. Avam-ı Nas'ın hepsinin ehli tahkik olması beklenemez. Serdar Tuncer Bey'in dikkatini buna çekmek lazım. Yani Avam-ı Nas'ın tamamının ehli tahkik olması beklenemez. Ehli tahkik olanların bir seçmece geçirmece yapması şart. İşte bu metin o noktada buraya ışık tutuyor. Nevi insanın %80'i ehli tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Yapamaz. %80'i bunu yapamaz. Belki surete, hüsnü zanna binaen makbul ve mutemet insanlardan
işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymettar bir adamın elinde görse kıymettar telakki eder. Evet, bu programlıkta bu kadar, bölümlükte bu kadar. İnşallah başka bir entel meselelere, dantel çözümlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.